Yüz para Büyük Manifatura mağazalarından birinin kaldırımı önüne ortası delik sarı bir yüz paralık düşmüştü. Kül rengi bulutların arasına güneş yanıp söndükçe yüzlük sarı sarı parlamaktaydı. Manifatura mağazasının köşesinde dikilen tahminen kırk yaşlarında üstü başı perişan, kravatı tiftiklenmiş bir efendi eskisi de çeyrek saatten beri yüzlüğü göz hapsine almış yüzlükle asla ilgili değil hissini vermeye çalışarak bakıyor. Ortaya çıkacak ilk fırsatta onu yerden almayı düşünüyor. Sık sık da etrafı kolluyordu. Sinirli bir huzursuzluk içindeydi. Gelip geçen yüzlerce ayağın altında ezilip duran yüzlüğün kolay kolay görülmesine pek de imkan yoktu ama aylardan beri yakasını bir türlü bırakmayan talihsizlik burada da kendini gösterebilir. Yüzlük yabancı ve şüphesiz ki arsız biri tarafından keşfedilebilirdi. Bu sırada gözlerinden kuvvetli bir sarı ışıltı geçti. Yüzlüğe baktı, ters dönmüştü. Öteki yüzü fazla çiğnendiği için tozlanmış güneşi pek aksettiremiyordu. Bu tarafsa henüz pırıl pırıldı. Dikkati çekecek şekilde parlıyordu. Aksi gibi kül rengi bulutlar da hızla sıyrılıyor, güneş daha sık görünüyor, yüzlüğü uzun uzun parlatıyordu. Birdenbire dikkat etti ki bastonlu, portatif bıyıklı, üstü başı harap, ip gibi kravatlı bir adam yüzlüğün tam önünde durmuş yüzlüğe kuş bakışı bakıyor. İçi gitti. Lakin ikinci adam da bir efendi eskisiydi. Eğilip yerden yüzlüğü herkese göstere göstere almayı kendine yediremezdi. Bununla beraber etrafa tereddütle bakınırken manifatura mağazasının köşesine mevziyi almış huzursuzlukla bekleyen birinci adamı gördü. İrkildi. Karşı kaldırıma geçti ve sanki yüzlükle alakasını kesti. Bu yüzlük şüphesiz ki bir servet değildi. Aylardır işsiz dolaşan, çoluk çocuk sahibi insanlar için hiçbir şey ifade edemezdi. O kadar edemezdi ki iyi günlerinde böyle bir değil birkaç yüzlü iskarpinlerin tozunu aldırdıkları zaman boyacıya vermişlerdi. Sonra herkesin gözü önünde eğilip yüzlüğü yerden almanın haysiyetsizliği. Bütün bu zorlukları düşündükleri için her ikisi de birer kenarda mevziye aldılar. Yüzlükle zerrece ilgileri yokmuş gibi beklemeye başladılar. Yüzlük ise sarı sarı parlayarak gözleri almakta ortasındaki yuvarlağıyla her ikisine de gülmekteydi. Bir ara ikinci adamın gözü birincinin göz hapsinden kurtulup yüzlüğe gitti. Birinci derhal telaşlandı. Yüreği çarpmaya başladı ama tehlike yoktu. Çünkü ikinci adam yutkunarak gözlerini kaldırmış sırtını dönmüştü. Bu sefer birinci adam fırsattan faydalanarak gözlerini yüzleye dikti. Hatta ona doğru iki adım atmıştı ki ikinci adam telaşla döndü ve birinci adama bakışıyla durdurdu. İkinci adamın bakışından ürkmeyi bir cesaretsizlik sayan birinci sanki alt tarafı bir yüzlük demek istedi. Bir iki dudak büktü. Savuşup gitsene öyleyse. Sen gitsene. Ben birisini bekliyorum. Ben de birisini bekliyorum. Ben öyle dört tanesiyle ayakkabımın tozunu aldırırdım. Deminden beri dikizlediğinden belli. Neyse fazla konuşma. Çek arabanı. Asıl sen çek arabanı. Tam bu sırada nereden peydahlandıysa topaç gibi bir oğlan yalın ayaklarıyla koşarak geldi yüzlüyü gördü yerden aldı. ''Aloş'' diye bir yeni hayatçıya doğru koştu. Bu o kadar ani olmuştu ki iki adam telaşlanmaya bile vakit bulamadılar. Kendini ilk toparlayan ikinci adam karşı kaldırımdan şapkasını çıkararak hafif bir reveransla ''Geçmiş olsun'' deyince bir iki adam sapsarı yüzüyle ve öfke içinde o tarafa geçti. ''Baksana bana'' dedi. Omuz omuza ve göz gözeydiler. ''Ne var?'' Beni tanıyor musun? Sen beni tanıyor musun? Benim seni tanımama ihtiyaç yok. Benim de seni tanımama ihtiyaç yok. Sersem, hayvan. Biri bir yana, öteki öbür yana savuşup hızla kalabalığa karıştılar. Orhan Kemal Seçilmiş Hikayeler 1951